Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. Mayıs 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili koçlar, Güneş 20 Mayıs'a kadar Boğa burcunda ilerleyecek. Ve 11 Mayıs'ta Boğa burcunun 21 derecesinde yeni ayımız doğuyor. Evet, Mayıs ayında genel itibariyle maddi manevi güvenliğimiz, kişisel değerlerimiz, temel ihtiyaçlarımız, konfor alanlarımız ve en temel kişisel zevklerimiz, arzularımız neyse bunlara daha fazla odaklanabileceğimiz bir süreçte olacağız. Hemen ayın başında Merkür, ardından Venüs İkizler Burcu'nda ilerlemeye başlayacak. Kişisel gezegenlerin İkizler Burcu'ndaki seyri hem zihinsel anlamda hem de kişisel arzular anlamında daha hareketli, meraklı, çok yönlü olabileceğimizi de işaret ediyor. 11 Mayıs'ta 21 derece Boğa burcunda doğacak olan yeni ay, ay sonuna kadar olan süreçte özellikle parasal konular, maddi gelirler, kazançlarınız, bütçeniz, alışverişler, alacak verecek konularında hareketlilikler getirirken tabii ki burada yeni yapılandırmalara da zemin hazırlayabilir. Kendinizi maddi anlamda güvende hissetmek istiyorsunuz. Para kazanmak, paranızı değerlendirmek, özellikle hayatınızda biraz daha güven, huzur, istikrar istediğiniz bir dönemdesiniz. Ve bu yeni ay size açabileceği yeni kapılarla hem maddi kazançlar anlamında hem de arzu ettiğiniz bu güvenlik alanlarınızda bazı yeni oluşumlar ortaya çıkarabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Yeni ay 21 derece Boğa burcunda doğacak. Bu nedenle haritalarınızda özellikle 21 derece ve yakınlarında sabit burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa daha fazla bireysel olarak etkilenebilirsiniz. Daha güçlü tesirler altında olabilirsiniz sevgili koçlar. Evet, gezegeniniz Mars ay boyunca Yengeç burcunda olacak. Yengeç burcundaki Mars enerjinizi, motivasyonunuzu, özellikle biraz daha özel alanlarınız, yuvanız, eviniz, ailenizle ilgili konulara daha fazla odaklayabileceğinizi gösteriyor. Evde işler olabilir, evde çalışabilirsiniz. Aileyle ilgili meşguliyetler de bu ayın genelinde sizin için öncelikli hale gelebilir. 13 Mayıs'ta şans gezegenimiz Jüpiter kısa bir süreliğine Kova burcundan ayrılıp Balık burcuna geçecek. Jüpiter 28 Temmuz'a kadar yaklaşık 2,5 ay Balık burcunun ilk derecelerinde olacak. Jüpiter Balık burcunun yöneticisidir. Klasik yöneticisidir ve çok güçlüdür burada. Bu 2,5 aylık süreç içerisinde Jüpiter Balık hayatımızın çeşitli yönlerinde maddi manevi rahatlamalar getirebilir. Sizin için özellikle hayata biraz daha bakışınızda daha manevi açılımlar getirecek gibi görünüyor. Ruhsal yönünüz güçlenecek, biraz daha belki hayatı olduğu gibi kabul etme, biraz akışta kalma becerilerinizi bu dönemde Jüpiter güçlendirecek. Gereken yardımlaşma temaları, gerek sizin başkalarına karşı duyarlılığınız bu dönemde biraz daha güçlenirken ihtiyaç duyduğunuz bazı destekleri, yardımları da daha rahat alabilirsiniz. Jüpiter Balık geçişinde manevi yönünüzü de oldukça destekleyecek ve yurt dışı konularında özellikle uluslararası alanlar, yurt dışı konuları, bazı beklentileriniz varsa Jüpiter'in burada bazı ekstra şanslarının, kısmetlerinin olduğunu da söyleyebiliriz sevgili koçlar. Evet, 28 Temmuz'a kadar Jüpiter'in Balık burcundaki harekete devam edecek. Ve 20 Mayıs'ta artık Güneş İkizler burcuna geçiyor. Dış dünyadaki aktivitelere daha fazla adapte olmaya başlıyoruz. Biraz daha gezmek istiyoruz, seyahat etmek istiyoruz. Hareket artıyor hayatımızda. Yakın çevremizde daha fazla ilişkiler, iletişimler güçlenecek. Ve 26 Mayıs'ta Ay Dolunay fazına geliyor. 5 derece yay burcunda dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız. 2021'in ilk ay tutulması daha duygusal, daha hassas enerjiler getiriyor hayatımızda ama güçlü dönüşümler de var, tamamlanmalar da var. Güney düğüm yönünde olacak bir tam ay tutulması bu. Sizin 9. evinizde meydana geliyor. Düşünceler, inanç sistemleri, yine manevi konular buralarda bazı güçlü dönüşümler getirebilir. Hayata bakışınızda, gelecek hedeflerinizde önemli bazı açılımlar olabilir. Daha önceden yapılmış olan girişimler varsa ki bunlar belki geçtiğimiz yılın son aylarında
oluşmuş olabilir. Özellikle akademik konular, eğitimle ilgili konular, yurt dışı ile bağlantılı her türlü planlarınız, programlarınız, hukuksal bazı beklentileriniz, seyahatler, tüm buralarda bu ay tutulması hedeflerinize sizi ulaştırabileceği gibi artık bazı tamamlanmaları veya gereken daha kadersel etkileri, dönüşümleri de hayatımıza sokabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecektir. Özellikle 5 derece ve yakınlarında değişken burçlarda gezegenleriniz bulunuyorsa, önemli yerleşimleriniz varsa haritanızda, bu ay tutulmasının sizin için daha kadersel, daha bireysel güçlü etkileri olacağını söyleyebiliriz. Tabii ki her tutulma gibi tutulmalar kişiselden ziyade toplumsal yapılarda güçlü tesirler getirirler ve bu güçlü etkiler çevremizde bazı hızlı gelişmelere veya toplumsal yapılarda bizi de etkileyebilecek, dolaylı olarak etkileyebilecek gelişmelere zemin hazırlayabilir. Evet, ayı artık tutulma etkileriyle tamamlayacağız ve 29 Mayıs'ta Merkür gerilemeye başlıyor. İkizler Burcu'nda başlayacak bu gerileme. 20 Haziran'a kadar devam edecek. Bu süreç içerisinde biliyoruz ki Merkür retrolarında önemli kararlar vermiyoruz, anlaşmalar yapmıyoruz, sözleşmeler yapmıyoruz. O zaman ne yapmamız gerekiyor? 29 Mayıs'a kadar bu ayı iyi değerlendirelim. Görüşmelerimizi, fikir paylaşımlarını, verilecek kararları ayın genelinde yapabiliriz. Çok da verimli enerjiler altında olabiliriz. Mesela seyahat planlarımızı yapabiliriz 29 Mayıs öncesinde. Rezervasyonlarımızı yapabiliriz, ticari kararlarımızı, eğitimle ilgili vereceğimiz kararlar veya herhangi bir yazılı anlaşma, sözleşme, bunların her birini 29 Mayıs öncesinde tamamlamaya çalışalım. 29 Mayıs'tan itibaren Merkür 22 Haziran'a kadar gerileyecek. Bu süreçte tabii ki bu konulara biraz daha dikkatli ve temkinli yaklaşmamız gerekecek sevgili koçlar. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.